Efendim Derdi Das'a hoş geldiniz. Berlin gündemiyle birlikteyiz Berlin'de olan bitenle. Tabii Türkçe yapılacaksa bir iş. Dün Berlin'de Cem Yılmaz fırtınası esti. 3200 biletli seyirci. İnanılmaz kalabalık. Tempodrom tamamıyla doluydu. 3200 kişiye stand-up yapmak zor mesele tabii. Hani gelmeyenler ne kaçırdı? Valla bir kere birinci perdede teknik aksaklar söz konusu idi maalesef. O da ona çok bozuldu zaten. Cem Yılmaz'ın en kendini tanımladığı gösteri diyebiliriz. Yani ne olduğunu söylüyor. Dindar olmadığını söylüyor. İşte laik, seküler bir aileden geldiğini söylüyor. Alkolle aralarının iyi olduğunu söylüyor. Çocuğuyla arasının nasıl olduğunu anlatıyor. Çocuğun annesine öyle çok da büyük saygı duymadığını şakayla karışık gördük. Nusret'ten nefret ettiğini gördük. Acun'un uyanıklığına bir saygı beslediğini gösteride gördük. Koç ailesine bir selam çaktı. Yıllardır zaten Arçelik sponsoru, İş Bankası ona keza. Ve günümüz siyasi konjüktürüne de çok fazla sempatiyle bakmadığını dünkü gösteride açık açık gördük. Politik taşlamalar yaptığı da bir gösteri. Anlayana tabii bir pazar akşamı yapılacak en güzel şey 150 euroya da öyle bir şey nerede yapacaksın yani? Bugün 150 euroyu nerede değerlendireceksin yani? 50 euroluk biletler zaten hemen bitmişti. Uyanıklar. Birinci blok, ikinci blok, o 5, 6, 9 o bloklar, o ikinci kat onlar uyanıklar. İlk girip alanlar 51 euro onlar. Diğerleri aşağı hep 151 euro falan. Ben de onu anlamıyorum. Mesela yukarılar daha iyi gibi sanki. Aşağıda böyle böyle bakıyorsun 151 euro. Bilmiyorum. Herhalde biraz insanlar birbirine şey yapmayı da seviyor. Hava yapmayı da seviyor yani. De en öndeydik biz falan. Gerçi en önde oturan bir kadındı Cem Yılmaz. Çok gömdü ya. O kimdi bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Çünkü böyle işte şeylerle geldi. Patates almış, bira almış falan böyle. Böyle gösterinin ortasında bir de ona soruyor ister misin diye. Gözün kalmasın diyor Cem Yılmaz'a. Cem Yılmaz da şey dedi yani bu kadar adam bilet almış bana gelmiş benim 10 euroluk patatesle mi gözüm kalacak diyerek taşladı. 250 euro vermiş pikniğe gelmişler falan dedi. Öyle yani onun dışında güldük eğlendik. Çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Bu arada Almancası da fena değil yani benden iyi en azından yani. Birkaç yerde yanlış kullansa da iyi yani Türkiye'de yaşayan biri için bence fena değil. Zaten teyzesi Berlin'de yaşıyor Cem Yılmaz'ın. Sürekli krank olan bir teyzesi var onun. Belki de ondan kuzenlerinden falan öğrenmiştir ya da okulda turizm ve otelcilik okuduğu için belki de okulda öğrenmiştir. Neyse Cem Yılmaz güzeldi yani ama gelmeyen çok bir şey kaçırdı mı? Ya o kadar da kaçırdığınız bir şey yok yani. YouTube'a girin Diyarbakır Üniversitesi gösterisi daha eğlenceli. Valla yaz Diyarbakır Dicle Cem Yılmaz yaz YouTube'a çıkar. Emin ol daha çok gülersin. 150 euro onda cebinde kalır. Ve efendim Berlin'de maraton da vardı. Kenyalılar yine kazandı. Birinci, ikinci, üçüncü Kenyalı. Üçü de erkek. 61 dakika. 61 dakika 1 saniye. 61 dakika 3 saniye. Birbirlerini saniyelerle takip ederek Kenyalılar yine yarım maratondan parayı alıp Kenya'ya döndüler. Onun Konyalı olduğunu sananlar oluyor bazen. Konyalı mı kazanmış falan diye. Yok. Kenya. Kenya Afrika'da bir ülke. Kadınlarda da bir Etiyopyalı kazandı. Hollanda'da yaşıyormuş ama Etiyopyalı. Yine siyahi bir kadın. Ya şimdi siyahilerin kas yapıları biraz daha farklı biz beyazlara göre. O yüzden onlar spor dallarında hep daha başarılı oluyorlar. Böyle bir durum var. Bunu da değerlendiriyorlar. En iyi Alman 7. olmuş. Richard Ringer adı 62 dakika 10 saniyede koşmuş. Yani Kenyalılar arasında 1 dakika falan var. Ama maratonda 1 dakika çok yani. Mesela birinci oluyorsun bekliyorsun daha 1 dakika geçmiyor yani. Gel babam gel koş babam koş. Dolayısıyla önemli. 37 bin kişi katılmış Berlin maratonuna. Şimdi ben ilk geldiğim senelerden beri takip ediyorum. Daha önceki evimin önünden geçiyordu zaten. Hani o güzergah. Ve bakıyordum hani Türk var mı falan. Şimdi biz de vatandaş özlüyoruz yani. Vatanımızı çok özlüyoruz. Yeni gelmişiz falan. İnsanımızı özlüyoruz. Berlin'de ne kadar insanını özlersin o da ayrıca tartışılacak bir konu. Ama özlüyorsun yani maratonda bakıyorsun hani Türk varsa alkışlayalım falan böyle diye. Yok. Bekle bekle yok. Bekle bekle yok. Şimdi bu maratonda vardı. Şimdi Çorumlular Derneği katılmış. Ali İsmail Korkmaz'ın abi Berlin'e gelmiş ve katılmış. Türkiye'den yeni gelen dalgadan katılanlar vardı. Gördüm ya. Bayağı bir Türk vardı. Bu da sevindirici. Çünkü bütün milletlerden insanlar katılıyor. Meksikalısı, Kübalısı, Fransızı, Afrikalısı, Japonu, Çinlisi. Bir bizden yoktu. Niye olmasın? Bizim insanımız da koşan, sporu seven yani... Bir kısmı milletimiz katılmaları güzel hoşuma gitti. O biz de onları annemle gittik. Alkışladık. Ne diyor Almanlar? Meşhur maratonda kullandıkları bir söz var. Der Schmerz geht, der Stolz bleibt. Acı geçer, gurur kalır. Bu arada rekor hep Berlin'de kırılıyor çünkü Berlin dümdüz. Ama radara girmemen lazım. O 30'luk yolda da koştular. Kleispark'tan biliyorsunuz şeye kadar 30'luk yol oldu orası. Çevre kirliliğiyle alakalı bir deneme yapıyorlar. Gerçi bir fark olmadığı çıktı da çevre yine kirleniyor. Yine kirleniyor yani neyse. Yani orada bu abiler radara girmiştir yani. Kesin bunları Alman polisi bir ceza gönderir. Kardeş radara girmişsiniz bunu bir ödeyin diye. Hiç şaşırmam yani.
Bugün Spargel mevsimi açılıyor. 10-15 euro civarından açılıyor. Borsa gibi. Spargel borsası var, kilosu. Almanların biliyorsunuz milli yemeği. Çok seviyorlar Spargel'ı. Çok da sağlıklı bir yemek. Yüzde bilmem kaçı su falan. Onu çıkarmak da topraktan biraz zor olduğu için pahalı oluyor onun kilosu biraz. Yanında haşlanmış patates, bir de onun özel bir sosu var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Benim de canım istedi vallahi şu anda. Spargel mevsimi açıldı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bu Haziran'a kadar devam eder. Bizde ne? Kuş konmaz. Yani kuşun konmadığı yemeğe Almanlar 15 euro veriyor yani. Almanlar değişik millet biliyorsunuz. Şimdi kıymetli Berlinliler, S-Bahn kullanan kıymetli Berlinliler, bugünden itibaren 6 haftalık bir çalışma başladı bazı S-Bahn'larda ve ciddi sıkıntılar yaşanacak S-Bahn'da. Bilginiz olsun S41, S42, S8 ve S85. Greifswalderstraße ile Schönhauser Allee arasında raylar yenileniyor. 6 hafta sürecek ve S-Bahn yok, onun yerine otobüs kullanılacak. Söylediğim bu S-Bahn hatlarını kullanacak Berlinlere duyurulur. Yani bitmiyor buranın inşaatı maalesef. Şimdi ilginç bir olay yaşandı Berlin'de. Almanya genelinde 270 bin çocuk için anaokulu yok. Eksik. 270 bin çocuk anaokulu yeri arıyor, bulamıyor. 10 bini Berlin'de. 10 bin çocuğun şu anda kitası yok yani. Kein Kita-Platz. Yok. Ve bir baba 50 dakika götürüyormuş çocuğunu kitaya. 50 dakika yani, evinden 50 dakika uzaklıkta. eBay Anzeige'ye bir şey vermiş. Ne onun adı? İlan vermiş. Demiş ki çocuğuma kita yeri verene, bulana 5000 euro veriyorum demiş. Yani şu an Berlin'de ev bulana para veriyorlar. Dükkan bulana para veriyorlar. Kita bulana para veriyorlar. Park plas bulana para veriyorlar. Yani Berlin oldu İstanbul hocam. Ben Berlin'e geldiğimde 2005'te ıssız viraneydi buralar. Şu anda böyle bir trend uçtu Berlin. Ne oldu bu Berlin'e ya? Millet kita için 5000 euro veriyor. Hani bizde şeydir, biz hep Türkiye'den biliriz, eğitim çok pahalıdır bizde falan. Burada devlet ödüyor her şeyi falan. Ama yer yok. Yani çocuk yapacaklara duyurulur. Hani çocuk parası veriyorlar, kinder suşulak veriyorlar, hayat güzel falan filan demeyin. Kita yok. Çocuk daha doğmadan kita başvurusu yapıyor anne babalar yani. Stockholm'de ev bulmaya döndü Berlin'de kita bulmak. Moda şehirde yaşıyorsun. Moda şehirde yaşamanın zorlukları var hocam. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Bunu Almanca'ya çevirene yemek ısmarlarım. Ve en önemli haberi en sona ayırdım. Çünkü biz Berlinleri çok ilgilendiriyor. Kiraların artışı ve bunun karşısında elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamamamız durumu. Ancak halk artık iyice bunaldı ve yüksek kiralara karşı yürüyüş yapıldı. Alexanderplatz'tan başladı Treptow'a kadar 6000 kişi için polise başvuru yapılmıştı. Hani 6000 kişilik bir yürüyüş olacak diye bunu organize edenler. Ama 35.000 kişi katıldı. İnsanlar dertli çünkü. Tabii çok ilginç pankartlar falan da vardı. İstekleri şu yürüyenlerin. Şimdi Deutsche Wohnen diye bir özel kuruluş var. Bunların Berlin'de 112 bin dairesi var. Dolayısıyla bunlar piyasayı domine ediyor. Halk da diyor ki bunlardan Berlin Senatosu evleri satın alsın ve kirayı devlet belirlesin. Somut istekleri de şu: eğer bir şirketin 3000'den fazla dairesi varsa Berlin Senatosu bu daireleri satın alsın. Bununla ilgili referandum istekleri var. Yani halk bunu isterse olur. Yani burası Almanya. Bu referandumun olması için tabii imza toplanması lazım önce halktan. Bu imzaları toplamaya başladılar. Ama tabii temel sorun nedir bilmiyoruz. Şimdi Berlin'de konut sayısı az. Bir de hani ev sıkıntılı olduğu için şöyle bir şey var. Mesela anne baba ev alıyor diyelim. Taşınacak satın aldığı eve. Eski kiradaki evini, eski kontratı olduğu için çocuğuna bırakıyor. Aslında çocuğunun o an bir eve ihtiyacı yok. Ev bulamaz çocuk diye geleceği şekillendiriyorlar ve çocuk evde kalıyor falan. Kimse evini vermiyor yani. Mesela benim evim var diyelim. Taşınıyorum. Bu evi de bende. Tanıdığıma veriyorum. Herkes böyle tanıdığına tanıdığına veriyor. Tabii eski fetraklar ucuz. Yani yeni fetraktan girince çok pahalı oluyor kiralar. Bununla ilgili bazı kanunlar var. Böyle yılan hikayesine dönmüş durumda. Portekiz'in, İspanya'nın, İtalya'nın işsizliği, işte Türkiye'den gelen yeni dalga, Suriye'den gelen göç, Bulgaristan'dan çok insan geliyor, Yunanistan'dan geliyor. Ekonomi iyi diye herkes buraya geliyor. Bir de ucuz tabii Berlin. Biraz pahalılaştırmak lazım. Yani. Mesela Paris'e, Stockholm'e, Zürih'e, Barcelona'ya, Roma'ya gidenler görecek ki pahalı şehirler bunlar. Yani Berlin'de öğlen yemeğini 5 euroya kurtarırsın. Paris'te 5 euroya kola alamıyorsun yani. Dolayısıyla özellikle gençler, düşük gelir düzeyinden insanlar buraya geliyorlar. Buraya yerleşmek istiyorlar. Beslenme, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim, bunlar temel insan hakları. Yani şu an Berlin'de hani demokrasinin göbeğinde temel insan haklarından insanlar faydalanamıyorlar. Evet Berlin çok güzel ama ev yok, iş yok, kita yok, park yeri yok, trafik çok. Berlin güzel yani. Gel bir ev bulursan, yani Berlin şuna döndü şu anda. Berlin güzel ama bir ev bulursan. Yani ev satın alınca insan sevinir ya, yok. Berlin'de insanlar ev kiralayınca seviniyor. Ev buldum diyor. Satın mı aldın? Yok, kiraladım.